Yani böyle aşk hayatında olduğu gibi iş hayatında da biraz tecrübe edineceği bir yıl. Bazı ortaklıkları yılbaşı itibariyle hemen bitirebilirler. Yani yılın ilk ayı Ocak ayı itibariyle ocağın sonuna kadar bazı ortaklıkları feshedilebilir. Yol ayrımına gidebilirler. Hayatlarında yalnız yürümek isteyecekler ya da başkalarına zarar vermek istemeyecekler. Biraz başarısızlıklarıyla alakalı bu yıl, yılın ilk ayı itibariyle kendilerini gözden geçirecekler. Ve nerede başarısızlığa uğradıklarını ya da nerede hata yaptıklarını anlayıp ikinci aya iyi bir giriş yapacaklarını düşünüyorum. Mart'tan sonraki süreç sevgili yaylar için iş hayatıyla alakalı iyi olacağını düşünüyorum. Yeni işlere başlayacaklar. Belki sektör değiştirecekler. Belki çok farklı bir yerden, hiç tarzları olmadığı bir sektörden yeni girişimlerde bulunup oradan çok güzel çıkışlar elde edebilirler. Yani bu sene çok enteresan bir iş hayatı varsa yay burcunda. Hayatı öğrenip hedeflerine uğraşmak için diğer burçlara nazaran biraz daha fazla yorulacaklarını söyleyebilirim. Ama bu yorgunluk onlara başarıya götürmeyecek mi? Tabii ki götürecek. Yorulurlarsa, çok terlerse emin olun ki o başarı onlar için daha keyifli olacak. Ve bu başarıyı kaybetmemek için ellerinden geleni yapacaklar. Yılın sonuna kadar inişler çıkışlar olsa da yıla bence aklını başına almış yaylar, geçmişten ders almış yaylar o kadar başarıyla bitirecekler ki diğer burçlara bence çok büyük fark bile atabilirler. O yüzden geçmişteki derslerinizi unutmayın. Bu yıl yapacağınız hatalarda bunlar da göz önünde bulunduysanız iş hayatınızda başarılı olacağınızı düşünüyorum.